gerçekten size hiçbir şey söylemiyorum. Daha dün yeni geldim. Bir günü heba ettiniz. İnsanlar sabahları birbirine günaydın der. Yani ben günaydın bir günü aynı bırakmadınız bana gerçekten. Daha bismillah demeden günümü heba ettiniz ya. Daha yeni geldim yani. Gerçekten bir şey söylemiyorum size. Günaydın. Çok güzel karşıladınız Özlem, beni. İnsancıl davranıyorum sana. İnsanlar genelde böyle yapar. Gördük dün çok güzel insancıl davrandınız. Ne diyorsun sen ya? Ben daha yeni geldim. Daha ilk günümden benim günüm mahvoldu ya. Senin günün neden mahvoldu? Ben sana söyleyeyim, senin beceriksizliğin yüzünden geldim bize. Kem gözleriyle bize nazarı değdirdi burada. Ya gerçekten burada. Nazar değdirdi. Gözleriyle bizi yedi. Ayağımı kaydıracak deniyorsun da. Sen mi kaydıracaksın? Göreceğiz, evet göreceğiz. Pardon da sen burada ayak kaydıramazsın. Sadece kendi kayınvaliden senin ayağının önüne bir çelme teper. Göreceğiz, buradan evet. Buradan da uçarak gidersiniz. Hadi bakalım. Çok sıkıldım kızlar artık. Konu değişsin istiyorum. Özlem dün sözünü izledik. Çok sürpriz bir söz olmuş sana gerçekten. Aha, peki nişanın oldu mu, videosu var mı? O da sürpriz oldu mu yoksa planlayarak mı yaptınız? Yok o kızlar, bu tabii ki planlayarak oldu. Yönetmenimde görüntüleriniz var. Onda da prensesler gibi pes pembe giyindim. Gerçekten mi? Gerçekten. İçindeki enerjiyi orada da gösterdim kızlar. Yönetmenim görüntüyü verebilirsiniz. Nişanın nerede oldu Pamuk Prenses? Nişanımı güzel bir kafede yaptım. Kafede yaptım ve nişan çiçeğimi de kendim yaptım. Ay incirlerini falan. Ya. Vallahi çok zorlanmasaydın ya. Yani çok zorlanmayı istediğim tonlarda bulamadım. Ya pudra pembesi vardı. Mezarlıktan mı aldın? Yok pazardan, merak etme öyle o kadar da kaliteli. Pazardan? Pazardan almadım. Ya ben şunu merak ettim. Hani böyle vapur iskelelerinde kenarlarda demirler olur ya. Evet. Oraya gidip resmen fotoğraf çektirmişsin. Çok aramamış olman açın, lazım. Senin bakış açın. Bildiğin vapur iskelesinde hani böyle gençler orada dururlar, muhabbet sohbet ederler. Ya çekemiyorsunuz. Bayıldınız 50 sene. 50 sene bayıldığınızda çekemiyorsunuz. Çekemeyecek bir şey mi var orada? Ya eşlik bulacaksınız yani. Ha, fotoğraf da yani. Sen diyorsun ya ben oyuncak gibi, bebek gibiyim diyorsun. Çekildiğin yerlere bak Allah aşkına. Sen çekildiğim yere değil, elbiseme kendime bakacaksın. Bu arada kızlar benim bohçalarım da nişanımın olduğu kafeye geldi. Aa, nasıl evet. Yani? Nasıl? Yani Arnavutlar böyle gösterişlere bayağı meraklıymış. Arnavut gelin olduğum için. Bu gösteriş değil yalnız, eve serilir çeyiz. Kreş mezuniyetine gidersiniz ya aynen onun gibi olmuş kızımız. De diyor tabii ki pembeyi belli anladık biz zaten. Dün de pembe, bugün de pembemsi. Pembeyi seviyor. Gelinliğin de ben çok merak ettim. Pembe miydi acaba? Hayır canım tabii ki değildi. Ama muhakkak bir pembe bir şey takmıştır. Yok. Bu kadar çok sevdiğine göre. Ya Allah aşkına Özlem bu kıyafeti çok mu aradın ya? Ya çok mu aradın diyorsun? Pembeyi arzuluyorsun. Ya Allah aşkına. Ben de pembe görüp bugün pembe giyiyorsun. Ben anlamadım seni. Ya pembelikle seni alakası yani. Yok. Kabarık kabarık. Seviyordum. Öyle. Evet seviyordum. Küçüklüğünden beri. Ya çok beri da komik durmuşsun yani. Yani gerçekten bir şey söylemiyorum ya. Ne kadar şey yapıyorsunuz böyle. Ne kadar aldın peki? Ona, o elbiseye ne kadar para yani verdin? Yani tam hatırlamıyorum ama 7 sene önce 2,5-3 bin civarı almıştım. Ay, ay çöpe atılan bir para. Kiralamıştım daha doğrusu. Çöpe çöpe. Gerçekten çekemediniz diye işte bir şey bulacaksınız ya. Ay ne ya. Çekemeyeceğim ya. Ben pembeyi seven ya bir insan değilim. Ya genelde cesaret edemiyorum. İşte el alem ne der? Ay çocuk der. Ya el alemi ne ya? El alem kim ya? Ne cesareti ya? Bedava tabii versen giymem. Eminim. Zaten bugün sen kutu bebeği de olmamışsın. O olmuş. Seninki i̇şte o da benden pembe. Özenmiş. O da benden kulağına özenmiş. Kulağına ne taktın? Kardelen mi? Gelincik evet, kardelen mi? O pembe gözlük değil yalnız. Sana. Pembe olmadığını ben de biliyorum. Özlem sen buraya niye geldin? Tuğba'yla ağız dalaşına mı geldin? Tuğba'yla derdin ne senin? Tuğba'yla derdim yok. Tuğba ikinci sarışın geldi diye ayağını kaydıracağım diye üstüme oynamaya çalışıyor. Aa, yani. Ben mi dedim? Yani kızlar benim Tuba'yla derdim yok. Ben anlamış değilim. Bir sarıyım diye geldi pembemden bağladı.
sarıdan bağladı, çekemediğinden bağladı. Sen de haklısın. Burada ya, kime sataşırsam o prim kasarım, Tuğba'ya sataşırsam Tuğba, prim kasarım. Ben sabah prim kasacağım ne duydum senden biliyor musunuz? Sabah ne duydum? Dedi ki Tuğba'nın saçının aynısını yapılmasını istiyorum dedi. Aa! Asla! Sen nasıl olmayan bir şey söylüyorsun? Şu üstündekine baksana, sen beni taklit etmişsin be.